Arkadaşlar selam. Enstitü kursunda soru sordukça yeni videolar çekeceğimi söylemiştim. Sevgili Oğuzhan'dan da bir soru geldi. Dişli çiftleri nasıl analiz edeceğiz diye. Ben biraz orta zor bir örnek olsun diye konik dişli çifti seçtim burada. Diş sayıları birbirinden farklı, yani tam simetrik olmasın diye. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ensiste ne görmek isteriz biz dişlilerde? Diş gerilmesi, diş dibi gerilmesi, işte çekme, basma kuvvetlerini, ne bileyim, kesme kuvvetlerini görmek isteriz. Ama ne bileyim, NVH göreceksek eğer, yani dişliler dönerken çıkaracağı sesi göreceksek veya bir stabilizasyon problemimiz varsa bu bayağı bir ileri konulara giriyor aslında. Know-how'ı da gerektiriyor beraberinde. O yüzden biz şimdilik şey yapalım. Bu iki dişliği birbirine temas ettirip diş yüzeyindeki pressure'ı ve diş dibindeki gerilmeyi okuyalım. Yine burada iki yöntem var. Birincisi, parçaları full flex alabilirsiniz bütün haliyle veya bölütleme yapabilirsiniz. Bölütleme de işte akademik makalelerde vesaire de çok kullanılan bir yöntem. Bölütlemeden kastım şu: sadece dişlerin değeceği yerde parçaları dörde bir oranda böleceğim. Zaten space claim'i bayağı bir göstermiştim. Buradan aşinasınız. Fazla şey yapmak istemiyorum. Sadece nasıl yapacağımı göstereceğim. Mesela şöyle, bu parçaları dörde bölmek istiyoruz ama şuradan temas ettireceğiz. Şey yapalım. Bir plane attık. Bunu şöyle şey yapayım. 45 derece döndüreyim. Burada kaç olmuş oluyor? 235 mi? Mesela bir buradan keselim. Bir de bunu move ederken eğer CTRL'ye basılı tutarsak ne yapıyordu? Kopya ediyordu. Bir de şöyle 45 derece kaldırayım bunu. Bakayım dikey kurtardı mı? Ha, pardon. Bu istediğim bir yöntem olmadı. Enter falan yapmak gerekecek. Biz yine şuraya bir plane atıp bunu o eksende move edelim. Şöyle dişe de denk gelmesin. Yani dişin ortasına denk gelsin biraz. Şöyle yapalım. Daha sonra bunu split veya combine edeceğim. İkisi de aynı şeye geliyor aslında. Split edersem önce benden şey seçmemi, parçayı seçmemi istiyor. Split edecek parçayı. Daha sonra, pardon, bu tuş tüketiyordu. Şöyle yapalım. Bir daha split edelim bunu. Şimdi ne yapmak istediğimi göstereceğim. Eğer ki şunları pasifleştirirsem, bu değil, şu. Ne yapmak istediğim anlaşıldı herhalde. Yani şurası değeceği için parçanın dörtte biri yeter. Burada simetrikmiş gibi kontak vereceğiz, joint vereceğiz vesaire. Burası anlaşıldı diye tahmin ediyorum ben. Şey yapalım, şimdi Workbench ortamına geçelim. Zaten bunlar defalarca gördük nasıl Workbench atacağımızı. O yüzden ben daha önce hazırlamıştım. Pardon. Şimdi burada neler yaptım? Fark ettiyseniz arayüz değişik. 2019 R2 sürümüne geçtim ben. Arayüz değişti R2 sürümüyle. Şimdi burada şöyle bir yöntem izledim arkadaşlar. Önce kabaca bir çözüm almak için şu parçayı rigid yaptım. Bunu zaten biliyoruz. Şu parçayı flex bıraktım. Bu da rigid olacağı için dörde bölmeye uğraşmadım. İşte malzemelerini atadım vesaire. Şimdi gelelim connection'lara. Bir dişli connection'ı nasıl verilmeli? Hangi yöntemler izlenmeli, ona bakalım. Şimdi sadece iki yüzeyde olduğunu görebilirsiniz. Burada ne yapacağım? Statik bölgede özellikle birini fix deyip birine moment vereceğim ve stabil kuvvetleri bulacağım. Yani steady state durumdaki kuvvetleri ve gerilmeleri bulacağım. Transient de yapmamamın sebebi arkadaşlar, orada time domainine bağlı çözer. Burada time integrasyon kullanmayacak. Residual force'lar vesaireler daha iyi yerine oturur. Yani nihai temas kuvvetlerini görmek istiyorsanız, eğer harekette stabil bir durağan bir harekete yakınsa şey yapın,
İstatistikle çözün. Ha, diyeceksiniz dişli de ne bileyim şeyler var işte. Torşundan gelen burulmalar var. İşte Gearbox'ta olan bir sürü titreşim var vesaire var. Bunlar arkadaşlar ileri konular, onlardan da bahsedeceğim zaten. İşte full transient nasıl çözülür, modal tetiklemeler nasıl olur vesaire diye. Şimdi arkadaşlar kontağımızı inceleyelim biraz. Ne yaptık? Frictionless bir kontak attık. Frictional'ı da atabilirdim. Ama sürtünme görmeyeceğiz. Yani biz sürtünmeyi ilerletmeyeceğiz. Frictionless benim işimi görür. Asimetri kontak tercih ettim. Asimetriyi ne yapıyorduk? Ne zaman istiyorduk? Kontak yüzeyleri birbirinden farklı geometrilere sahipse. Burada böyle bir yapı söz konusu çünkü diş sayıları farklı. O yüzden yüzey alanları farklı. Bir de yüzey yüz temas etmiyor. Bir edge üzerinden temas edeceği için asimetrik. Ben her zaman Lagrange açmayı öneriyordum. Düzeltilmiş Lagrange. Burada stiffness'ı açmamız gerekebilir ama benim tahminim gerekmeyecek statik bölgede. Stiffness'ı biraz daha hareket devamlıysa, yani basıp çekiyor, basıp çekiyor diye, böyle bir sürekli bir temas varsa açabiliriz. Kontağımız da bu yeterli olacaktır. Sonra joint'lere gelelim. Joint eklemeyi zaten göstermiştim. Burada basit bir joint ekledim. Şuradan configure diye bir tuşumuz vardı. Evet, arayüz değiştiği için şu an ben de bulamıyorum. Çok kısa bir arayayım. Configure şuraya gelmiş, connections'ın altına. Buradan parçanın ne yapacağını önden görebiliyorduk. Şu şeyden çevirip zaten burada yazıyor. Bu parçanın sinir rotasyon z'de free diyor. Rotasyon z'imiz nerede? Burada free dönecek. Okey. Burada tek dikkat edeceğimiz koordinat ekseninin şeyin merkezinde olması. Şimdi gelelim mesh'e. Ne yapıyorduk? Her zaman second order mesh atıyorduk ve hexahedron mesh tercih ediyorduk. Daha iyi sonuç verir. Daha malzemenin yapısına daha uygundur. Tet meshler biraz daha stiff kalıyordu ve burada bir local size metodu uyguladım. Yani gerilme görmek istediğim, temas göreceğim şeye, dişe biraz daha mesh yoğunluğu yaptım. Öncelikle hex dominant attım ki parçanın tamamına hex dominant yapsın. Sonra bir body size tanımladım. 2 milim parçanın her tarafını bir meshle. Sonra face size vermişim. Buralarda gerilme göreceğim için diş dibinde. Burada 0.25 ile geç. Hakeza şeyi de parça rigid ama bir şey vermek zorunda buraya. Mesh atmak zorunda. Nasıl temas olacak yoksa. Bunu da biliyorduk. Ve şöyle bir yöntem var. Belirli bir bölgeye mesh atmak için, ince mesh atmak için veya orada bir manipülasyon yapmak için geometri selection değil de veya element size değil de sphere of influence diye bir yöntem var. Yani belirli bir kürenin içinde kalan yerleri mesh'i iyileştir. Buradan radius'u değiştirip element size'i değiştirebiliyorsunuz. Bu mesh'e attığımda bakın kürenin içinde kalan yerler biraz daha stabil olmuş oldu. Sonrasında basit iki şey yaptım. Şurayı fixledim ki buradan moment okuyacağım. Ve buraya da moment verdim. Momenti de joint'e vermiş oldum arkadaşlar. Şuradan görebiliriz. 160 Nm buna tork vermiş. Analiz settings'lerde large deflection'ı açtım. Mecburen açacağız zaten. Neden? Arada bir kontak var. Frictionless kontak verdiğimiz için problem zaten nonlinear bölgeye geçmişti. Large deflection'ı da açıyorum ki buradaki temas edene kadar ki bölgede yanlış bir şeyler yapmaz. Yine substep yöntemi kullanıyorum temas olacağı için. Temas etmesi arttırmayı öneriyordum. Şimdi çözüme geçelim. Çözüme geçerken de şey yapalım. Solution Information'da Force Converge'ü izleyelim. Converge ediyor mu etmiyor mu diye. Evet, çözümümüz bitti arkadaşlar. Şimdi şey yapalım. Bakalım ne yapmış. Total deformasyondan eğilmeyi görebiliyorduk zaten vesaire. İşte strese bakabiliriz. Stresin bir hat üstünde olmasını bekliyorduk. Hatta şöyle yapalım. Stresi sadece şeyin üstünden çekelim. Böyle temas noktasında ince bir stres yayılması bekliyorduk. Tabi burada şey olduğuna bakmayın. 1600
MechaPascal çıktığına bakmayın. Yani burada işin içine Bashing stiffness'ları vesaireler girecek. Ne bileyim işte burada baya bir meşi yoğunlaştırmanız vesaire lazım. Ben biraz daha hani teması göstermek için şey yaptım. Şuradan da bakalım nasıl bir şey yaptığını. Şöyle yine bulamadım orayı. Result bölümünde bizim bir şeyimiz vardı. True scale. 30 scale dersem görebilecek miyim? Tabi burada dişin büyük çoğunluğunu öne bastığını görebiliyorsunuz. Aslında tamamının temas etmesi lazım. Bu tabi geometrik hatalardan da olabilir. Tam hizalanmadığı için vesaire de olabilir. Daha sonra burada ne yapalım? Şeye bakalım bir de. Diş dibi gerilmelerine vesairelerine bakalım. İşte şuradan bir pilot daha alayım. Bu şekilde veya şey yapalım, contact tool alalım. Buradan da şey görelim biz. Pressure'ı görelim. Başka neyi görebiliriz? Friction stress olmayacak. Penetrasyon var mı diye bakabilirsin. Penetrasyon istemiyoruz. Bu meshin iç içe geçtiğini gösterir. Penetrasyon çok az varmış. Ne kadar? İşte mikron mertebeli, 3 mikron mertebelerinde bir şey. Ki bizim meshimize göre çok egale edilebilecek bir değer aslında. Kontak pressure'ımız da 1400 MPa çıkmış. Dediğim gibi burada bir singularity oluşmuş. Burada meshi arttırdıkça arkadaşlar şey yapar. Uniform bir çizgi halinde devam edecektir. Ben onu anlaşıldı diye tahmin ediyorum. Bir de disk frenlerle ilgili bir soru geldi. İşte kampananın sıkışınca ısıdan kaynaklı nasıl olacağı vesaire ile ilgili. Onunla ilgili bir video da çekeceğiz. Bu ders bu kadar diyelim. Görüşmek üzere.